Evet dostlarım, 16. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar, başlangıçta şöyle anlatmak istediğim birkaç olay var, danışmak istediğim size de. Birinci olayımız arkadaşlar, burada ne yapıyorsunuz, bu adam ne yapıyor diyen kardeşlerim için söylüyorum. Bir haftalık şu anda yaptığımız bu iş el ve oyun içinde olan etkinlikler, ufak tefek upgrade'ler ve onun dahilinde olan pazarlarımız ve pazardan kazançlarımız var arkadaşlar, videolarda bilginiz olsun. Etkinliklerimize de çok yakında başlayacağız. Keş etkinlikleri olsun, 400 keşe etkinlikleri olsun. Bu da birazcık tabii ki de para kasmamızla alakalı olacak olan bir durum. Bunun da bilgisini vereyim. Açıklama kısmında Instagram adresim var arkadaşlar. Bunların hepsi Instagram adresinde yayınlanacak. Videoyu paylaşacağız. Instagram adresinde açıklamasını yapacağız. Çekilişlerin sonuçlarını falan hep oradan belirteceğiz ve oradan da bana takıldığınız yerler, pazar içinde yapılmasını istediğiniz, yapabilir misin dediğiniz veya şunu yapsak olur mu diyeceğiniz ne varsa takip edip sorabilirsiniz arkadaşlar. Orada da mesajlara cevap veriyorum. Çünkü oyun içinde mesajlar geliyor, göremiyorum. Çardayıcı oluyor. Çıkıyorum, giriyorum, tekrardan mesaj gelmiyor. Yorumlarda çok zor oluyor buluşmamız. Instagram'dan takip ederek bu şekilde olaylara katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Onun dışında üçüncü bir olayımız var. Paramızı kasıyoruz. Zaten siz de oyun içinde, video içinde göreceksiniz. Kastığımız paraları şu anlık siteye veriyorum ki GB orantılı gitsin diye. GB düştüğü zaman paranın değeri gitmesin diye. Siteye veriyorum. Ondan sonra oradan çekip çarımızı dizeceğiz. Ayrıyeten etkinliklerimizi de o şekilde yapacağız. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Geçelim videomuza bakalım. Evet dostlar, şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Biliyorsunuz artı 7 FP'ler basmıştık dün. 2 tane, 3 tane basmıştım. Bir göğüslük, bir donluk, rogue. Bir tane de Warrior vardı bizim, bildiğiniz üzere pazarcı, diğer pazarçılarımız. Warrior'ın da göğüslüğünü attım. Üçü de artı 7'ye geçti. Hiç yanmadan, fire vermeden. Yani toplamda 4 tane artı 7 bastık ve onların hepsini de sattık. 6300'den, yani 6750'ye koymuştum. Vergiyle beraber 6300'e geldi. 3 tanesi satılmış. Ayrıyeten DC flashlar gitmeye devam ediyor arkadaşlar ve Rogue'ye Warrior göğüslük basmıştım. Warrior göğüslük de 6250'den gitmiş. Yani bu işten güzel karlı çıktık. Hayırlısı olsun bakalım. Şöyle bir devam edelim. Eğer bu iş biraz daha mantıklı olursa bununla devam ederiz biraz. Diğer çarda şu anda 70M para var. Ayrıyeten 11 tane Silver Gem var. Onu da aktarmak gerekirse onu da aktarırız. Kaç tane? 4 yeşil kutu ve 5 tane de kırmızı kutu var arkadaşlar. Devam ediyoruz hayırlısıyla, hızlı bir şekilde. Arkadaşlar şöyle 6'dan satmıştık biliyorsunuz. Artı 5'leri tekrardan 1250 en uygun şu an pazarda bu arkadaşınkiler var. Kafalık hariç şu 4 parçayı da bir alalım. Ne kadar maliyetimiz oldu? 2,5-5 oldu. Hemen şöyle gelelim. Bakın maliyeti de az. Yalnız yanma riski illaki var. Yanar yanmaz şansınıza kalmış bir durum. Hemen hızlı bir şekilde şunları da bir deneyelim. Hiç beklemiyorum. Pre-ev öyle bir şeyle uğraşmıyorum. Şansıma diyorum. Atıyorum. Geçerse geçer, geçmezse yanar. İlk şöyle donlukla başlayayım. Yandı mesela. Kimi tur kazandırabilir, kimi tur kazandıramayabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkisi artı 6 oldu. Evet, 3 tane artı 6'mız geldi. Devam ettik. Hemen kolluktan. Artı 6 bir yandı. Evet, bir tane daha artı 7 yaptık. Parayı kurtardı zaten. Göğüslüğü de attım. Göğüslük de gitti. Sağlık olsun. Bir artı 7 daha basmış olduk bu sayede. Gene 6 m küsür olur. Masrafı kurtarmış oldu arkadaşlar. 6,5 m oldu. Kimi turda mesela 3 tane almıştım. 3'ü de artı 7 olmuştu. Bu şekilde. Bakalım hızlı bir şekilde devam edelim. Evet dostlar. Şöyle 16. bölümün part 1'inde şöyle bir giriş yapacağım. Aslında normalde chat görevlilerinde giriş yapmayacaktım. Zaten chat görevi diye de giriş yapmıyorum. Bilginiz olsun. Az önce ben chat görevindeki arkadaşa giderken şurada yolda bir kardeşe denk geldim. Hemen taunt atıp DC flash aldım. Belki bir ihtimal dedim. Olursa güzel olur. Sizin de bunu görmenizi istedim. Yalnız nerede bu arkadaş? Şöyle bir tık daha şu tarafta.
Evet, şurada gördüğünüz üzere bir tane hide'imiz var. Bunu kimse uyanmadan hemen kıtlayalım bakalım hide'den bir şey verecek mi? Rastgele denk geldi. Vereceğini sanmıyorum ama gene de denemekten zarar geleceğini de sanmıyorum. Abi nereye gitti bu? Haydi ışınlandı. Bu tarafa mı gitti o? Çok tuhaf bir şekilde haydimiz gitti. Aga be. Neyse bulursam girerim arkadaşlar videoya. Dediğim gibi 16'nın girişini böyle yapacaktım zaten. Nasip değilmiş. Zaten bizde de şans olsa oradan kaybolmazdı. Sağlık olsun, devam edelim. Evet dostlarım, 16. bölümde Heidi vakasından sonra arkadaşlar şöyle 145'en paramız oldu. Çöp iten bu işi yapıyorum arkadaşlar, bilginiz olsun. Neyi ne kadar alıyorsun, neyi ne kadar satıyorsun abi diyeceksiniz. O evreleri artık atlamak istiyorum. Böyle diğer karakterde gördüğünüz üzere ekranda onda 42'en para oldu. Artı FP 7 var bir tane. Bir tane çitin 7'miz var. 2 tane yeşil kutumuz var. Onun dahilinde oyunda da 145'en paramız oldu. Alt satla devam ediyoruz. Z3'ten artı 7 FP topluyorum arkadaşlar. Uygun fiyat almaya çalışıyorum. Onları da Z5'te 6.5-6.250 arası satmaya çalışıyorum ki satılıyor, bilginiz olsun. Şimdi 145'en paramız oldu. Artık yavaş yavaş çarımızı bir adam etme vakti geldi. Alayım kardeşim diyeyim. Rejo kardeşimizden şimdi şey alacağız arkadaşlar. Artı 7 IB alacağım. Gayet de uygun bir fiyat aldığımı düşünüyorum şu anda. 75'e mi alacağım? Şöyle iteme tekrar bir bakalım. Poison yok itemde. İnşallah Poison'da bir sıkıntı yaşamayız. Bu sefer hata yapmamaya çalışacağım. Hata yaparsak çünkü çok büyük kaybımız olacak. Şöyle hayırlı uğurlu olsun kardeşimize de. Hemen Poison basmaya geçelim bakalım. Bir de rep basalım iteme. İlk itemimiz hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. 16. bölüm. Böylelikle şahlanmaya başladık arkadaşlar. Ben size demiştim yavaş yavaş olacak ama olacak. Acele etmeye gerek yok. Evet arkadaşlar, şu diğer karakterimizi ekrandan kaldırdım. Şöyle IB7'mizi aldık hayırlısıyla. Allah utandırmasın diyelim. Hemen devam edelim. Şimdi şuradan pazar seçeceğimizi basalım abi. İlk itemimiz sonuçta. Şöyle bir Blessed diyelim. En uygun Best nerede var, ona bir bakalım. Evet, 929K'ya var şu anda. Bu arkadaşa bir gidelim. Bu arkadaştan bir tane alalım. Şöyle vallahi gözünün yaşına bakmayacağım item. Geçen gibime geliyor ama inşallah beni de utandırmazsın be kardeş. RPR'si var mı? RPR'si yok. Tamam, güzel. AP'miz de gayet güzel oluyor bununla. Şöyle 100 atak fark ettiriyor. Poison da basabilirsek hayırlısıyla. Daha salim. Çok güzel, Poison da geçti. Rep'te zaten sıkıntı yok. Şöyle Rep'e gelelim arkadaşlar. Evet, rezerv scroll bir tane 2400'e de bunu aldık. Yani toplamda bize 78'e falan denk gelmiş oldu. Satılık mı diyorlar? Allah Allah. Dur bakalım. Rep basacağım ama. Yani büyük ihtimal aşağıda benim ismim mi çıktı ekranda? Buradan artı 7 bastı diye gözüküyordur. Aynen. O yüzden satılık mı diyor bu kardeşler. Ama ben bunu... Aleyküm selam. Teşekkürler. Videoya selam demiş kardeşimiz de. Şöyle göstereyim.
Monarşa da selam olsun. Yetmiş biz aldık kardeş zaten. Eyvallah, sağ olun. Ben şöyle rebirtimi de sallayayım arkadaşlar. Kazasız belasız ilk rebirt itemimizi almış bulunduk. Monarşa da tekrardan iyi dilekleri için teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Evet, İB'mizi aldık arkadaşlar. Hayırlısıyla devam edelim bakalım hızlı bir şekilde. Burada videoyu kesiyorum. Devamında neler olacak hep beraber göreceğiz. 67M paramız burada var. 42M diğerinde var. 100 küsürü geçti. Güzel. Çöp item için gayet yeterli bir fiyat. 2 tane burada FP'lerimiz var. Bu FP'leri Z3'te topladığım FP'ler bunlar. Onun dışında diğer şarda da bir FP artı bir tane de çitin 7 var. Yani hemen hemen 2 GB de orada var. 3 GB, 3,5 GB'ye yakın paramız olmuş. 16 bölümde, 16. bölümde. Kesinlikle hile orada karışık bir şey yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kesinlikle de para da yatırmadım ki yatırmam da. Kendim emeklerimle bir şekilde bu çarı doldurmaya gayret göstereceğim. Bakalım hayırlısı. Evet çok kıymetli dostlar. Kardeşlerim şöyle göstereyim. Dün akşam çarı 5'te bırakmıştım. Sabah 6'ya girmek zorunda kaldım. DC olmuş çünkü. Diğer çarda premium olmadığı için giriş sağlayamadık arkadaşlar. Diğer çara bir geçeyim öncelikle. Şöyle diğer çara geçişimizi yapalım. 39M paramız oldu onda. Nelerin satıldığını merak ediyorsanız şöyle göstereyim arkadaşlar. 24.249'dan, yani ben bunu 24.500'e bırakmıştım. Çitin kolluğumuz gitti. Bu çitin kolluğu ben basmıştım. Ersin'le beraber yayındayken o da fark etti ki, o da biliyor zaten, bilgisi var. Böyle FP Rogue'ye donluk vardı. FP'lerin arkadaşlar 3 tanesini bastıktan sonra devam ettik. Hatta Ersin de geziyor şu anda. 3 tanesini bastıktan sonra devam ettik. Sonrasında ben dediğim gibi Z5'ten topladım. Z3'ten topladım, özür dilerim. Z6'da da 7000 500'e böyle gitmiş. 7750'ye koymuştum. Varyörleri de 3,5'tan toplamıştım arkadaşlar. 7250'ye koydum. Sadece sel pazardan topladıklarım bunlar. Üstümüzde olanlar bunlar. Dün akşam FT çıkışı oyun şey klandaki arkadaşların gemlerini aldım, kutuları aldım. Ayrıyeten TS'miz var 5 tane, 146 tane de upgrade school var, 200 tane aldık bunlar Ersin'den. Onun dışında kendi çarımıza geçelim. 8 tane toplamışız şu an. Defans Scroll. XSC'yi alıyorum şu an çünkü 83 level geldiği için XSC çok gidiyor. Ve yüksek fiyattan almak zorunda kalıyorum. Atak Scroll gidiyor. Magi Chamber zaten CZ'de oynayan arkadaşlar falan sürekli kullandığı için Magi Chamber da alıyorum. Kaçtan alıyorum bunları? Şimdi ona gelelim. Magi Chamber arkadaşlar şu an burada 170'ten alıyorum. 200-220'ye kadar satılıyor. Atak Scroll'u 170'e alıyorum. 219'a satıyorum. X Flash'ı 1,5'tan alıyorum. 1000 tane almışım. Bunları 4,5'a kadar satabiliyorum. 3,5'a satıyorum. Bu DC Flash'ta hatta 1K 10K muhabbeti vardı. 10K'ya nasıl satıyorsun falan diye. Arkadaşlar ona da açıklık getireyim. Lüferson Town'da ve Esnan Town'da her türlü satabiliyorsunuz. Hani gerçekten onu denemek isteyen arkadaşlar varsa bir gün pazara bırakabilir. Şeffaf olun diyorsunuz. Şeffaf olalım. Kesinlikle. Aksi bir olayımız olmasın. Şimdi ben o çarı getireceğim buraya. Bundaki sadece şu itemleri bırakacağım. Bunları itemlerle pazara kuracağım. Flaşları falan satabilmek için diğer çarı da sel pazara bırakmam gerekiyor. Aslında onunla da bu şey bunu da sele değil de bunu direkt buraya geçirebilsem 5'e daha iyi olur. Çünkü DC premiz de artık bitmek üzere. Yaklaşık bir ayın sonuna geldik. İB'mizi alabildik. Allah'ın izniyle hayırlısıyla artık şöyle. Onun dışında takılarımızı da dizeceğiz. Kekur ring düşünüyorum. Yani kekur ring yapmayı düşünüyorum. Artı 3 kekur ring mi yapalım? Artı 2 artı 3. Yoksa direkt rol alıp devam edelim. Alt rol de açtıktan sonra bir kıymeti kalmıyor. Ama kekur ring yapabilirim. Kekur ringleri de toplamam gerekiyor. Şu anda 5M'den satılıyor. Buyda da 3M'den alabilirim diye tahmin ediyorum. Böyle sağlam bir kekur ring toplayıp artı 3 kekur ring dual yapabilirim çarın üstüne. Onları da direkt burada kitler bırakırız. Bu şekilde ilerleriz. Gelişmeler oldukça ben size giriş sağlayacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bilginiz olsun.
Dostlar, video sürecinde de şöyle bir olay yaptım. Şimdi 3 tane FP aldım. Gördüğünüz üzere artı 5. Arkadaşlar, bunun buyunu beklerseniz 750K'dan alabiliyorsunuz. 750K'dan almak daha mantıklıydı ama buyu bekleyemem diye şöyle bir 5 tane de middle class alayım. Çünkü 2 tanesi artı 6 olacak. Bir tanesi artı 7'ye kayacak bunların. Bir tane artı 7 demek de gene 7 hem'den bize her türlü kar getirir. Böyle iki tanesi artı 6 oldu. Üçüncüsünü de artı 6 yapacağız. Belki yanabilir burada bir ihtimal. Aynen, iki tanesi artı 6 olacak demiştim. Buradan da bir tane artı 7 alacağız. Böyle şeyimizi yüksek tutalım. Modumuzu. Aynen, bir tane artı 7'mizi aldık kardeşim. Bu da 7250 yapacak gene. Gene buradan da inceden bir kıtlama yaptık arkadaşlar. Ne kadar bir kıtlama yaptık? Hemen hesaplayalım. 1, 2, 3M desek. 3,5M. Yani zaten bu fiyatı 4M. Şöyle göstereyim hatta. 4,5'a koymuş hatta. Her türlü karı var şu anda bıraksam bile. Yalnız ben bırakmayacağım. Zaten kendim biliyorsunuz bu da şey Shell'de satıyorum. Az önce 7250'den satmıştım. Gene şey 7750'den, gene 7750'den buraya bırakırız bunu da. Bu şekilde arkadaşlar. Yani inancınızı yüksek tuttuğunuz zaman emin olun geçiyor zaten item. Devam edelim bakalım. Seriden devam edelim. Dostlar, şöyle full itemleri kendime geçiriyorum. Asasa. Warrior'da topladığımız SC'ler, flash'lar, Magic Chamber, Attack Scroll'lar falan, bunları da Warrior'a geçiriyorum. Parayı da aldım. 64'ten para oldu. Pazar, dediğim gibi arkadaşlar, 16. bölümde artık 15'te hatta 14'te söylemiştik. Artık pazara oturuyoruz diye. Artık pazara oturduk kardeşim. Paradan para kazanmak sizin elinizde arkadaşlar. Her türlü paradan para kazanabilirsiniz. Dediğim gibi, abi şunu mu yapalım, bunu mu yapalım demek yerine pazar SC ile bir kontrol edin. Piyasada neler alabilirsiniz, neler. Ben dün akşam sadece şeyde gördüm. Hatta şuna da kayasım var ama kaymak istemiyorum. Buradan kendime artı 7 set çıkartabilirim aslında. 2 tane göğüslükle donunu yürütebilirim. Artı 6'ya kadar yürütsem en azından benim, biliyorsunuz, ilk bölümlerde beni en çok kurtaran şellerdi. Onu mu alalım, bunu mu alalım demek yerine bir tık pazar gezerseniz zaten almanız gerekeni, satmanız gerekeni burada da görmüş olursunuz. Böyle bir ilerleyiş var arkadaşlar. Şimdilik burada bir keselim olayı bakalım. Evet dostlarım, 16. bölümde gayet güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim, 70M olmuş, FP'ler satılmış, kalan göğüslük FP'ler var, varıyor ve donluklar var. Bunlar da bu akşam büyük ihtimal gider diye tahmin ediyorum. Diğer çarımıza gelecek olursak da arkadaşlar şöyle göstereyim. O arkadaşta da şu 14'ten para olmuş. Böyle bir tık yaklaşabilirsem size orayı birazcık zor gösteriyorum. 2 tane Silver Gem, 3 tane mavi kutu var. 114 tane Upgrade Scroll var. X-Plash'lar var ve Magic Chamber var. Yaklaşık burada şu anda kurduğum pazar hemen hemen 80M falan, 14M'lik satış olmuş. Asas çarımızda da aynı şekilde 70M'lik satışımız var arkadaşlar. Artı IB'miz var. Gayet güzel durumdayız şu anda diye tahmin ediyorum. Diğer çar 6'da olduğu için birazcık satışlar yavaş ilerliyor. Onu da 5'e geçireceğim birazdan. Bu şekilde arkadaşlar güzel gidiyoruz bakalım, hayırlısı. İtemlerimizi yavaş yavaş dizmeye devam edeceğiz. Büyük ihtimal ki Kekurink artı 3 set yapacağım veya artı 2 set yapacağım. Bakalım ikisinden biri. Evet dostlar, 16. bölüm çok beklendi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 3,5 GB kadar 16. bölümde paramızı kastık arkadaşlar. Bunun 2 GB'sini siteye bıraktım. Herhangi bir siteye verdim arkadaşlar. Onun dışında Çitin 7'miz var bir tane elimizde. Bunları da pazar parası ayırdım. Diğer çarda şu an oyuna girmek üzere. Onda da aynı şekilde çöp itemler var. Yaklaşık 1 GB kadar 16. bölümde devam ettirebilmek için pazarı para bıraktım kenarda. Diğer parayı da siteye yüklememin sebebi, çünkü GB sürekli değişiyor. Fiyatlar sürekli değiştiği için 2-2,5 GB kadar para haybeye duruyordu. Haybeye durmasın diye oraya attım parayı. En azından çar dizeceğimiz zaman ve sizlere yapacağımız olan 400KC çekilişleri, ne bileyim, herhangi bir şekilde oyun içinde etkinlikler olacağı zaman kullanmamız için, yani ana
Para orada bekleyecek. Ana parayı da artık göstermenin bir anlamı yok. Bereketi kaçmasın paranın. Yavaş yavaş orada toparlanacak arkadaşlar. Pazar serüvenimiz bu şekilde devam etmekte. İnşallah da daha güzel olur. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Bir like atıp abone olmayı unutmazsanız da çok çok sevinirim kardeşlerim. Biliyorsunuz like'larla video bir sonraki arkadaşa daha rahat bir şekilde erişebiliyor. Sizden ricam bu kadar. 17. bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Esenli kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.